Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde enerji güzergahları ve etkilerini anlatacağım. Hemen konuma başlamak istiyorum. Sanayileşen dünyada enerji kaynaklarına sahip olmak şüphesiz ekonomik güce de sahip olmak demektir. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya üzerindeki pek çok kriz, sanayileşen ülkelerin enerji kaynaklarına sahip olmak istemesi ve enerji kaynaklarının taşındığı nakil hatlarının güvenliğinin tehdidiyle ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Fosil yakıtların ticari değer kazanmasıyla bu yakıtları işleyebilen ülkelerin sahip olduğu avantajları bir dış politika aracı olarak kullanmaları bazı durumlarda dışa bağımlı ülkelerin egemenliklerini tehdit edecek noktaya getirebilir. Enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler ve bu kaynakları işleyen ülkeler küresel ölçekte jeostratejik açıdan önem kazanmaktadır. Petrol ve doğalgazın bölgesel önem arz eden diğer bir konusu da bu kaynakların üretim alanlarından pazara taşınmasıdır. Dünyada petrol ve doğalgaz çoğunlukla tankerler ve boru hatları yoluyla taşınmaktadır. Bu iki taşıma sisteminin tercih edilmesinde üretici ve tüketici ülkelerin coğrafi konumları, birbirlerine uzaklıkları ve ekonomik durumları etkili olsa da dünya üzerinde daha çok tankerler ve deniz yolu ile taşıma tercih edilmektedir. Bu durumun oluşmasında üretim sahalarının ve rafinerinin bulunduğu bölgelerin büyük oranda denize kıyısının bulunması ve bu taşıma şeklinin daha ekonomik olmasının etkisi de büyüktür. Petrol ve doğalgazın deniz yoluyla taşınması, biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Dünya petrollerin taşınması için kullanılan güzergahlar stratejik ve ekonomik bir öneme sahiptir. Bu güzergahlar taşımanın en yoğun olduğu yerden yoğunluğun daha az olduğu yere doğru. Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı, Babülmendep Boğazı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Panama Kanalıdır. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinin petrollerinin dünya pazarlarına taşındığı çok önemli bir boğazdır. Yani Orta Doğu'da bulunan petroller Hürmüz Boğazı'ndan diğer ülkelere gönderilmektedir. 2016 verilerine göre günde yaklaşık olarak 16 milyon varillik petrolün geçişi Hürmüz Boğazı sayesinde gerçekleşir. Malakka Boğazı, Hindistan, Endonezya ve Çin'i deniz yoluyla birbirine bağlayan boğazdan 2016 yılında günde ortalama 16 milyon varil petrol Japonya, Çin ve diğer Asya Pasifik ülkelerine ulaşmıştır. Malakka Boğazı'nda enerji trafiğini etkileyecek boyutta çatışmalar olmasa da bu hatta yaşanan tanker kazalarının verdiği ekolojik zararlar büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ve Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan kanalda 2016 verilerine göre günlük ortalama 5,5 milyon varil petrol taşınmaktadır. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Asya kıtası çıkışlı petroller bu kanal vasıtasıyla Amerika ve Avrupa ülkelerine ulaşır. Geçmişte 1956-1957 kanal krizi ve 6 gün savaşı gibi siyasi çatışmaların odağı olan kanal, Orta Doğu ve Mısır'daki politik sorunlara sahne olmaktadır. Burada Süveyş kanalını görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan noktada yer alır. Burası da oldukça önemli bir kanaldır. Burada da petrolün deniz yolu güzergahlarını görüyoruz. Bakın şurası Hürmüz Boğazı. Burada Orta Doğu'da bulunan petrol Hürmüz Boğazı'ndan diğer dünya ülkelerine bu şekilde deniz yoluyla veya petrol boru hatlarıyla ulaşmaktadır. Şurada Babülmendep Boğazı, şurada Süveyş kanalını görüyoruz. Buradan Ümit Burnu'ndan Amerika'ya ve diğer ülkelere ve yine buradan Malakka Boğazı'ndan Uzak Doğu ülkelerine petrol deniz yoluyla taşınmaktadır. Ve Babülmendep Boğazı'na bakalım. Şurada hemen gösterelim Babülmendep Boğazı'nı. Evet. Hint Okyanusu ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan boğazdan 2016 yılı verilerine göre günlük ortalama 5 milyon varil petrol Amerika ve Avrupa pazarlarına ulaşmaktadır. Boğazın Sudan, Somali, Etiyopya, Eritre ve Yemen gibi sıcak çatışma bölgeler arasında yer alması güvenlik açısından da sorun teşkil etmektedir.
Evet, burada tekrar yerine bakacak olursak Kızıldeniz'den Aden Körfezi'ne açılıyor. İstanbul'daki Anakkale Boğazları, İstanbul Boğazı Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir noktadadır. Çanakkale Boğazı ise Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı yoluyla Karadeniz'deki ülkelerin Akdeniz'e ve açık denizlere bağlantısını sağlayan stratejik bir boğazdır. Hazar Denizi, Rusya ve Kazakistan petrollerinin Avrupa'ya taşınmasını sağlayan İstanbul Boğazı'ndan 2016 yılı verilerine göre günlük ortalama 2,4 milyon ton varil petrol taşınmıştır. Yılda ortalama 50 binin üzerinde geminin geçiş sahası olan İstanbul Boğazı, dünya petrollerinin taşınması için önemli bir koridordur. Burada da arkadaşlar İstanbul Boğazı'nı ve şurada da Çanakkale Boğazı'nı görüyoruz. İki önemli boğaz da jeostratejik açıdan çok önemlidir. Petrolün boru hatları yoluyla taşınması. Dünya petrollerinin boru hatları ile taşınması hem ekonomik hem de politik boyutu olan bir sistemdir. Boru hatları, petrolün çıkarıldığı ülkeden tüketildiği ülkelere doğru olan güzergahtaki diğer ülkeleri de ilgilendirdiği için iki ya da daha çok ülkenin sınırlarından geçtiği durumlarda ülkeler arası gerginlikler yaşanabilmektedir. Bu sistem bazı ülkeler arasında rekabet konusu olup bazen de eskiden var olan siyasi çekişmelerin boyutunu da yükseltebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı enerjinin tüketim alanlarına sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi ekonomik ve küresel ölçekte önem arz eder. Peki başta petrol boru hatları nelerdir? Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Druzba boru hattı sistemi, CPC boru hattı, Hazar Havzası alternatif boru hatları şeklindedir. Doğalgazın boru hatları yoluyla taşınması nasıl olur? Isınmanın yanı sıra elektrik üretiminde de kullanılan doğalgaz, ülkelerin ekonomik büyümelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğalgaz kaynağına sahip olmayan sanayileşmiş Avrupa ülkeleri bu kaynak için tabii ki Rusya'ya bağımlıdır. Ve enerji koridoru Türkiye. Türkiye petrol ve doğalgazın taşınması açısından oldukça önemli bir ülkedir. Hemen bakalım arkadaşlar. Dünya üzerinde petrol ve doğalgazın çok büyük bir bölümü Hazar bölgesi, Orta Doğu ve Rusya'da yer alır. Türkiye ise enerji kaynakları yönünden çok zengin olan bu coğrafyalara yakın olması ile jeostratejik bir önem kazanmaktadır. Petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunduğu Asya ve Orta Doğu ile bu kaynaklar için çok büyük bir pazar olan Avrupa kıtası arasında köprü görevi gören Türkiye, Doğu ile Batı arasında bir enerji koridoru olma yolundadır. Türkiye küresel ölçekte enerji akışının sağlanabilmesi için birçok nakil hattı projesi ile kendi enerji güvenliğini sağlamaya yönelik önemli adımlar atmaktadır. Türkiye'deki doğalgaz boru hatları ve projeleri nelerdir? Rusya-Türkiye doğalgaz boru hattı, Mavi Akım doğalgaz boru hattı, Doğu Anadolu doğalgaz ana iletim hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Türkiye-Yunanistan doğalgaz enterkonneksiyonu, Trans-Anadolu doğalgaz boru hattı projesi, Türk Akım gaz boru hattı projesi şeklindedir. Burada da arkadaşlar Türkiye'deki doğalgaz boru hatlarını görüyoruz. Bakın Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı. Şurada TANAP, Mavi Akım, Türk Akımını görüyoruz. Bu şekilde bakın Irak Gaz Koridoru olarak bu şekilde Türkiye'deki doğalgaz boru hatlarını söyleyebiliriz. Türkiye'deki petrol boru hatları nelerdir? Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç ham petrol boru hattı. Türkiye'deki transit boru hatları ve projeleri nelerdir? Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç ham petrol boru hattı, Trans-Anadolu doğalgaz boru hattı projesi yani TANAP ve Türk Akım gaz boru hattı projesi olarak söylenebilir. Ve gelelim dünyadaki çatışma bölgeleri. Birçok çatışma bölgesi var biliyoruz ki bunlardan da bahsedeceğim. İnsanlık tarihi boyunca ülkeler ve topluluklar arasında yaşanan çatışmalar evet günümüzde de devam etmektedir. Bu çatışmaların belli başlı sebepleri de şu şekilde sıralanabilir.
sanayi devriminden sonra ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetleri, Avrupa ve ABD'de zenginlik ve ekonomik gelişmeye neden olurken, sömürülen ülkelerde yoksulluğu ve ekonomik eşitsizliği artırmış ve çatışma için büyük bir gerginlik potansiyeli oluşturmuştur. Bu ülkeler siyasal bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen geçmişteki sömürgecilik faaliyetlerinin izlerini hala taşımaktadır. Emperyalist devletlerin belirlediği sınırların bölgede yaşayan toplumların etnik sınırlarıyla örtüşmemesi ve dolayısıyla beklentilerini karşılayamaması bu durumdan memnun olmayan kesimler arasında çatışmaya neden olmaktadır. Doğal kaynakların sınırlılığı günümüz çatışmalarının önemli nedenlerindendir. Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtları ve stratejik yeraltı kaynaklarını ele geçirme, üretimi ve pazarlamasını kontrol etme çabaları ülkeler arasında çatışmalara neden olmaktadır. Sınır anlaşmazlıkları, su sorunu, küresel iklim değişimi ve kuraklık gibi faktörler günümüz çatışmalarına neden olan diğer faktörlerdir. Ve bakalım şimdi bu çatışmalar nelerdir? İlk olarak Irak sorununa bakalım. Irak sahip olduğu önemli petrol rezervlerinden dolayı yakın geçmişte Orta Doğu'nun en büyük çatışma bölgelerinden biri olmuştur. Irak-İran Savaşı 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve sonrasında Irak'a karşı gerçekleştirilen Körfez Harekatı 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgal etmesi günümüze kadar devam eden çatışmaları beraberinde getirmiştir. Ve ikinci olarak Ukrayna İç Savaşı. 2013 yılının Kasım ayında iç çatışmalarla başlayan Ukrayna krizi bugün ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna ile Rusya arasında sürmekte olan bir uluslararası güç mücadelesine dönüşmüştür. Rusya'nın Avrupa'ya sattığı doğal gazının yaklaşık %80'lik kısmının Ukrayna üzerinden taşınması krizin önemli nedenlerindendir. 2014 yılında Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sorunu derinleştirmiştir. Ve Afganistan sorunu. Hazar ve Orta Asya petrollerinin taşınması konusunda stratejik öneme sahip olan Afganistan, son 100 yıl içerisinde önemli çatışma ve işgallere sahne olmuştur. Küresel güçlerin ilgi odağı olan Afganistan, 1979 yılında Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiştir. 2001 yılına gelindiğinde ise ABD müdahalesine uğramıştır. İşgallerin fiilen sona ermesine rağmen Afganistan'da iç karışıklıklar hala devam etmektedir. Ve dördüncü olarak Yemen sorununa bakalım. 2011 yılında meydana gelen ayaklanma sonucunda ortaya çıkan Yemen krizi günümüzde hala devam etmektedir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve İran'ın çatışmalara müdahil olmasıyla uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Yemen'deki çatışmaların en önemli sebebi Aden Körfezi'nin kontrolünün bu bölgede olmasıdır. Ve gelelim diğer bir önemli sorun, Filistin-İsrail sorunu. Filistin toprakları İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik dinleri için kutsal sayılan önemli mekanlara sahiptir. Bu topraklar üzerinde 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulması ve yayılmacı politika izlemesi günümüze kadar süren çatışmalara neden olmaktadır. İsrail-Filistin sorunu dünyanın en uzun süren ve krizlere açık anlaşmazlıklarından biridir. 2017 yılında birçok ülkenin karşı çıkmasına rağmen ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sorunu daha da derinleştirmiştir. Ve diğer bir sorun, çatışma bölgesi Nijerya sorunu. Petrol rezervinin 31 milyar varili geçtiği tahmin edilen Nijerya, zengin petrol yataklarının kontrolünü elinde bulundurmak isteyen güçler arasındaki çatışmaların merkezindedir. Batılı şirketler, hükümetler ve bölge halkı arasında süren petrol sorunu ile yaşanan askeri darbeler neticesinde binlerce insan hayatını kaybetmiş ve yaşadığı bölgeyi terk etmiştir. Nijerya'daki petrol sorunu günümüzde de hala devam etmektedir. Ve diğer bir çatışma bölgesi Doğu Türkistan sorunu. Çin'in kuzeybatısında yer alan Doğu Türkistan, zengin doğal kaynakları, tarıma elverişli toprakları ve coğrafi konumu itibariyle jeostratejik ve jeopolitik bir öneme sahiptir. Geçmişten bugüne Uygur Türklerinin ana vatanı olan Doğu Türkistan, 1949'da Çin'de kurulan hükümetin kontrolü altına girmiştir. Çin,
bölgeye Han Çinlilerini sistematik olarak yerleştirip Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini asimile etmek istemektedir. Bu durum bölgeyi bir çatışma merkezi haline getirmiştir. Günümüzde de devam eden Doğu Türkistan'ın etnik çatışmalar, Doğu Türkistan'daki etnik çatışmalar binlerce sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. Ve diğer bir sorun, Venezuela sorunu. Venezuela 1958'den bu yana yaşanan siyasal istikrarsızlık, ekonomik krizler ve dış politikadaki yanlış tutumlar nedeniyle bir çatışma bölgesi halini almıştır. Dünyanın petrol rezervlerince en zengin ülkelerinden biri olan Venezuela'da yıllardır petrole bağımlı olarak işleyen ekonomi, petrol fiyatlarının düşmesiyle önemli dar boğazlara girmiştir. Burada da arkadaşlar dünya üzerindeki bazı çatışma bölgelerini görüyoruz. Ve diğer bir sorun, diğer bir çatışma bölgesi yine Suriye krizi. 2011 yılında çatışmaların başladığı Suriye'deki karışıklık günümüze kadar artarak devam etmiştir. Çatışmalarda 500 binden fazla Suriyeli hayatını kaybetmiş, 6 milyon civarında kişi ülke içinde yerleştirilmiş, yerlerinden edilmiş, 5 milyona yakın Suriyeli de komşu ve diğer ülkelere sığınmıştır. Ve gelelim Azerbaycan-Ermenistan çatışması. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Azerbaycan toprağı olan Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından işgal edilmesi iki ülke arasında sıcak çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Ermenistan işgaline bu çatışma sonrasında Azerbaycan topraklarının yaklaşık olarak %20'si Ermenistan işgaline uğramıştır. Çatışmalardan yaklaşık 1 milyon Azerbaycan vatandaşı etkilenmiştir. İki ülke arasındaki gerginlik günümüzde devam etmektedir. Ve arkadaşlar bugünkü konumuzu burada noktaladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.